Boş Destek kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Öztürk. Umarım herkes afiyettedir. Bugün arkamda görmüş olduğunuz bu Peugeot araçla uğraşacağız. Ne yapacağız? Helozon yayını değiştireceğiz. Diğer tarafı değiştirdik, bu tarafı da değiştireceğiz. Neden? Çünkü helozon yayı kırılmış. Onu size göstermek istiyorum özellikle. Niye kırılmış? Bazı çürümeler olmuş. Bu paslanma, korozyon, çürüme neticesinde muhtemelen sert bir çukura düştüğü için araç helozon yayı bir noktadan kırılmış. O yüzden bunun bu şekilde tehlikeli olabileceğini düşündüğümüz için değiştireceğiz. Nasıl yapacağız? Aracı kaldırıp tekeri sökeceğiz. Amortisör kulesini gevşeteceğiz ve alttan taşıyıcıya bağlı yerinden amortisörü çıkartacağız. Daha sonrasında helozon yayını gerdirip yerinden çıkartıp değiştireceğiz. Bunların hepsini size tek tek göstermek istiyorum. Biz şimdi başlayalım. Aracı kaldıracağız ve tekeri sökeceğiz. Bakın, amortisör helozon yayı buradan kopmuş. Gördüğünüz gibi bir parçası yukarıya çıkmış, birisi aşağı düşmüş. Bu kopuk, bunu size daha detaylı göstereceğiz. Şimdi bu amortisörü sökmek için amortisör başı burada. Amortisör kulesi burada, onu gevşetmemiz gerekiyor. Bunu gevşetmek için önce bu sileceği sökeceğiz. Daha sonrasında şu plastiği alacağız ve amortisör kulesi buradan gözükecek. Onu sökeceğiz o şekilde. Daha sonrasında ise burada taşıyıcıdan ayıracağız amortisörü. Z-Rot'u gevşeteceğiz, sökeceğiz. Ve helozon yayı çıkartmak için dışarıya alacağız. Daha sonrasında gerdirerek helozon çektirmeleriyle çektirip yayı çıkartıp yenisini takacağız. Silecek kolunun vidasını biraz gevşetiyorum. Şimdi bunu çektirmeyle çıkarttıracağım. Evet, çıt diye attı bakın. Şimdi artık çıkartabilirim. Sileceği alıyorum buradan. Şimdi bu siyah koruma plastiğini alacağız buradan. Şurada bir tane klips var, onu çıkartıyorum. Daha sonrasında bu şu şekilde zaten çıkıyor. Bakın, amortisör kulemiz burada, şurada. Bunu sökeceğiz şimdi, şu arada. Burada silecek kolu var, onu da çıkartacağız. Bakın, bu şekilde çıkarttık. Şurada rahat çalışmamız lazım çünkü. Şu kolu çıkartıyoruz buradan. Daha sonrasında şimdi kafayı sökeceğiz. Fakat kafayı sökmeden önce alttaki somunları gevşeteceğiz. Buraları gevşetmeden önce buraya biraz WD-40 sıkacağım şöyle. Rahat sökebilmek için. Somunları. Şu Z-Rot'u da sökeceğiz. Buna da sıkıyorum. 18 anahtar yardımıyla
Süpüreceğiz buraları. Şimdi şu Z-Rot'u da bir gevşeteceğiz şurayı. Daha sonrasında kuleyi söktükten sonra bunları sökeceğiz. Şimdi yukarı kuleyi sökebiliriz. Papat abi bir. Şimdi kuleyi sökeceğiz. Oraya da biraz VD40 sıkıyorum. Yumuşatsın diye. Amortisör kulesinin şu üstünde şurada şey var. Alyan, 7 alyan giriyor buraya. Bu araç için konuşuyorum. O bize dönmemesini sağlaması için fayda sağlayacak. Açtın mı? Yok. Şimdi gevşettik. Onu ben biraz çevireyim şu. Çevir. Tuttun mu? Heh. Çevir. Bu tarafa çevir. Bakın amortisör kulesini söktük. Kule vidasını. Bu araç için söylüyorum. Amortisörü tutan böyle bir pul var kuleye yukarıda. Şaseye bağlayan böyle bir pul var. Bu pul yardımıyla tutunuyor. Normalde Japon araçlarında şu kule çevresinde 2-3 tane saplama olur. Onlara somun sıkarsınız ama bu araçta öyle değil. Sadece şu pul yardımıyla orada tutunuyor. Şimdi aşağıdan sökme işlemine devam edelim. Çekiç verir misin baba? Şunu mu, şunu plastik mi şu? Birini ver ya. Bakın üstteki vidayı çıkarttık. Şöyle. Bunu yerinden çıkartacağız tabi. Ama taşıyıcıyı şöyle hafif kaldırmak gerekecek. Bir pim yardımıyla şuradan vurabiliriz. Alttaki vidayı da sökmeye devam edelim biz. Şu vidayı, alttaki somunu da sökelim. Şuna vur istersen çıksın. Tamam dur, şunu da bir sökelim de. Z-Rot'u yerinden çıkartıyoruz. Şimdi şu vidaları da yerinden çıkartacağız. Somunları. Çıktı mı? Taşıyıcıdan amortisör kafasını ayırıyoruz şurayı. Şu şekilde artık helezonla beraber amortisör komple geliyor.
şöyle. Şimdi bakın kırık burada. Şimdi helezonu çektirttireceğiz ve daha sonrasında şu amortisör kulesini amortisöre tutturan somunu sökeceğiz. Şimdi onları yapalım. Amortisör çektirmelerimizi koyduk. Şimdi tork makinasıyla sıkacağız. Şöyle gerek var mı? Var tabi. Daha içinden yapmış. Biraz bir sıkı. Tek tarafa basarlar. Açtın mı? Evet. Şu tek taraflı olunca burayı döndürüyor. Böyle tutacak. Şeyi çıkarttık. Amortisör kulesini amortisörden ayırıyoruz. Bakın burada amortisör kulesi. Amortisörlerimizi alıyoruz. Şimdi yeni amortisörü gerdireceğiz önce ve daha sonra takacağız tekrar. Şimdi yeni amortisörümüzü gerdireceğiz hemen. Yeter. Şuraya eğer gelin, şöyle tuttum. Öbür tarafa da bir takalım. Yok yok. Şurada. Böyle yetişir mi? Yetişir. Bakın amortisör kulesini takıyoruz. Gerdirme işleminden sonra. Tamam. Tamam. Söküyor mu? Çıkar şunu. Tamam olur, sökeriz. Sen şunu yerine koy. Şunları açtıracağız. Şunu açtıracağız. Şunu koy. Amortisör kulesinin üst vidasını da taktıktan sonra şimdi gerdirmelerimizi geri çıkartıyoruz.
Bakın, amortisör kulesini taktık. Yeni helezon yayını da taktık. Her şey tamam. Şimdi götürüp arabaya montajını yapacağız. Gördüğünüz gibi amortisöre helezon yayını taktık. Şimdi bunu yerine takacağız. Aynı şekilde nasıl söktüysek aynen takıyoruz. Taşıyıcı ile amortisörün birleştiği yeri yan yana getiriyoruz. Sonra vidaları geçireceğiz. Bakın ilk somunu geçirdik. Şimdi üstten kuleyi tekrar bağlayalım. Dediğim gibi kuleyi bu pul tutuyor. Koyuyoruz ve vidası burada. Sıkıyoruz tekrar. Yine alyanla tutturacağız. Bu alalım da. Amortisör kulesini sıktık. Şimdi tekrar alttaki somunlarımızı sıkacağız. Tekrar somunları sıkıyoruz. Aynı çıkarttığımızın tersine sıkacağız. Sırada Z-Rot var. Z-Rot'u takacağız. Z-Rot'u takmak için taşıyıcıyı biraz aşağı basmamız lazım. Ya da biraz zenge çubuğunu aşağı basmamız lazım. Bas. Ey, biraz daha, tamam, az daha, evet, Z-Rot'u da şimdi tekrar sıkıyoruz. Böylece işlem bitti. Bakın helezon yayını değiştirdik. Gördüğünüz gibi. Şu alta şuraya burada normalde bir şey oluyor. Bir kaplama var plastik. Adını şu anda unuttum. Onun yerine hortum koyduk biz de. Sert gaz hortumu. İçi lifli. Onu ortadan yarıp onu geçirdik.
Onu size belki göstermeyi unuttum ama harika oldu. Eski amortisör tam buradan kırıktı şu noktadan. Tam buradan kırılmıştı. Bunun tehlikesi belki fırtıp tekere falan saplanabilirdi. Biz de onu zamanında fark edip değiştirdik. Böylece amortisörü yenilemiş olduk. Şimdi söktüğümüz şeyi tekrar takıyoruz. Buraya biraz gres sürüyoruz. Hem bakımını yapmış olacağız. Mafsalı. Ne mafsalı? Bu şeyin, sileceğin mafsalı. Onu yerine takıyoruz tekrar. Şöyle tutturalım mı? Tuttur. Hadi. Oraya şey, kaportaya gelmesin. Yok. Tamam. Gördüğünüz gibi bunu da yerine oturttuk. Şimdi plastiklerimizi tekrar takıyoruz. Yerlerine. Plastik aksamı taktık. Burada bir tane klipsi vardı. Onu da takıyoruz. Ardından sileceğimizi de tekrar takıp sıkacağız. Yerini ayarlıyoruz. Tam yeri şu şekilde olacak. Tekrar somununu takıyoruz. Çektirmeyle çıkartmıştık bunu hatırlarsanız. Şimdi öyle geri sıkıyoruz. İyice sıktıktan sonra bu işlem de bitiyor. Tekerimizi takacağız. Tekerimizi de takacağız. Bu işlemi de böylece bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi Torş Destek kanalında bir ıvır zıvır işi daha böylece bitirdik. Helezon yaylarımızı değiştirdik. Biz diğer tarafı zaten değiştirmiştik. Bu tarafı da size de göstermek istedik hep beraber yapalım diye. Kanalıma abone olup videolarımı takip edebilirsiniz. Bana soru ve önerileriniz için mail adresimden, YouTube yorumlarından ya da diğer sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bir işi daha böylece bitirdik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, keyifle sürün.